Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş hakikata yetişen bir miracı imani ile gaybane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki Fatiha-i Şerife'de başından ta ke kelimesine kadar gaybane metü senâ ile bir huzur gelip ke hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan doğruya gayibane aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şuatıyla onu görmek ve tanımak gibi Halık'ımızın esma-i hüsnasıyla ve sıfat-ı kutsiyesiyle onu kabiliyetimizin nispetinde tanımaya çalışabiliriz. Bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsilatından yalnız iki hakikati icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat Bir müşade gözümüzle görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdid eden ve kainatı kaplayan faaliyet-i müstevliye hakikatı görünmesi ve o her cihette hikmet medar faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü rububiyet hakikatının bilbedaha hissedilmesi ve o her cihette rahmet feşan tezahür-ü rububiyet hakikatının içinde tebarüz uluhiyet hakikatı biz zarure bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir fail Kadir ve Alim'in efali görünür gibi hissedilir. Ve bu mürebbiyane ve müdebbirane efali Rabbani ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan Esma-i İlahiye hissedilir derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal derane ve cemal perverane cilvelenen Esma-i Hüsna'dan ve perdesinin arkasında sıfat-ı sebah-i ilmel yakın, belki aynel yakin belki hakka yakin derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır ve bu yedi kussi sıfatındaki bütün masnuatın şehadetiyle hem hayat hem kadirane hem alimane hem semiyane hem basirane, hem müridane, hem mütekellimane nihayetsiz bir surette tecellileriyle bilbedaha ve biz zarure ve bi ilmel yakin bir mevsufu vacibül vücudun ve bir müsemmai vahidi ehadin ve bir -i ferd ferdi samedin mevcudiyeti, güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda kalpteki iman gözüne görünür gibi kati bilinir. Çünkü güzel ve manidar bir kitap ve muntazam bir hane, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahetle yazıcı ve dülger namlarını, Yazıcı ve dülger ünvanları ise bedahetle kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını. Ve bu sanat ve sıfatlar bedahetle herhalde bir zatı istilzam eder ki, mevsuf ve sani ve müsemma ve fail olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi, mevsufsuz bir sıfat, sanatkarsız bir sanattaki mümkün değildir. İşte bu hakikat ve kaideye binaen, bu kainat bütün mevcudatı ile beraber kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış, manedar, hadsiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde. Her biri binler vecihle ve beraber hadsiz vücuh ile Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan binbir esma-i ilahiyenin hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfat-ı sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit ve kutsi sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir zat-ı zülcelalin vücubu vücuduna ve vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi, bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi, efal ı Rabbaniye'nin ve Esma-i İlahiye'nin ve Sıfat-ı Semadaniye'nin ve şönat-ı sübhaniyenin kendilerine layık ve muvafık kussi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden zat-ı akdesin kussi cemaline ve kemaline medâhetle şâhidet ederler. İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikate, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda nizam ve mizanle takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle it'am ve in'am ve ikram ve ihsan gibi şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatıdaki Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı sübutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet nasıl ki kelam sıfatı vahiyler ve ilhamlar ile zat-ı akdesi tanıttırır, öyle de kudret sıfatıdaki mücessem kelimeleri hükmünde olan sanatlı eserleriyle o zat-ı akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir furkan-ı cismani mahiyetinde gösterip bir Kadir-i Zülcelal'i tavsif ve tarif eder. Ve ilim sıfatıdaki hikmetli, intizamlı, mizanlı olan bütün masnuat miktarınca ve ilim ile idare ve tedbir ve tezyin ve temyiz edilen bütün mahlukat adedince mevsufları olan bir tek zat-ı akdesi bildirir. Ve hayat sıfatı ise kudreti bildiren bütün eserler, ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve zinetli suretler, haller ve sair sıfatları bildiren bütün deliller, sıfat hayatın delilleriyle beraber hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi, hayattaki bütün o delilleriyle aynelere olan bütün hayatları şahit göstererek Zat-ı hayy Kayyum'u bildirir. Ve kainatı serbeser her vakit taze, taze ve ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hadsiz aynelerden terekküb eden bir aynayı ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatlarıdaki her biri birer kainat kadar zat-ı akdesi bildirir, tanıttırır. Hem o sıfatlar zat-ı zülcelalin vücuduna delalet ettikleri gibi hayatın vücuduna ve tahakkukuna, ve o zatın hayattar ve diri olduğuna daki bedahetle delalet ederler. Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, ihtiyari iktidar zih hayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki, hayat sıfatının yedi defa kainat kadar delilleri, ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki, bütün sıfatların esası ve menbaı ve ismi azamın masları ve medarı olmuştur. Risale-i Nur bu birinci hakikatı kuvvetli ile ispat ve bir derece izah ettiğinden, bu denizden bu meskur katre şimdilik iktifa ediyoruz. İkinci hakikat Sıfat-ı kelamdan gelen tekellüm-ü Levkana el bahru midadel li rabbi ayetinin sırrıyla kelamı ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat nihayetsiz bir surette mütekellim ezeliğinin mevcudiyetine ve vahdetine şahit eder. Bu hakikatın iki kuvvetli şahadeti bu risalenin 14. ve 15. mertebelerinde beyan edilen vahiyler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şahadeti daki 10. mertebesinde işaret edilen Kütüb-ü mukaddese Semaviye cihetiyle, ve çok parlak ve cami bir diğer şahadeti daki 17. mertebesinde Kur'an-ı Mu'cizül Beyan cihetiyle geldiğinden, bu hakikatın beyan ve şahadetini o mertebelere havale edip, o hakikatı mucizane ilan eden ve şahadetini sayr hakikatların şahadetleriyle beraber ifade eden, ve ennehu la ilahe illahu el meleketu ve ulul almin gaimen bil kıst la ilahe illallahü'l azizü'l hakim ayeti muazzamanın envarı ve esrarı bizim bu yolcuya kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş İşte bu yolcunun bu makam-ı kusyiden aldığı dersin kısa bir mealine bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde la ilahe illallahü'l vacibü'l vücud el vahidü'l ehadü lehül esmaü'l husna وله الصفات العليا وله المثل العالى الذي دل على وجوب وجوده في وحدة الذات واجب الوجود بإجماع جميع صفاته الكسية المحيطة وجميع أسمائه الحسنى المتجلية بإتفاق جميع شؤوناته وأفعاله المتصرفة بشهادة عظمة حقيقة تبارز الألوهية في تظاهر الربوبية في دوام الفعالية المستولية بفيل العريجات والخلق والصنع والابداع بإرادة وقدرة وبفئل التقدير والتصفير والتدبير والتدوير باختيار وحكمة وبفئل التصريف والتنظيم والمحافظة والادارة والرياشة بقصد ورحمة وبكمال الانتظام والموازنة وبشهادة عظمة إهاتة حقيقة أسرار Şehid Allahu ennehu la ilahe illa vel ve ulul ilm gâimen bil kısd la ilahe illa hu azizul hakim denilmiştir. Bu ayetül kübranın 33 mertebeden müteşekkil tamamı harikulade mukaddemesiyle birlikte müstakil olarak neşredilmiştir. Buraya kısmen konulmuş.